Merhabalar. Kasikelet sistemi ağrısıyla başvuran hastalar iki ana gruba ayrılırlar. Doku hasarından dolayı ağrısı olan hastalar. Buna birçok örnek verilebilir. Kemik iliği ödemi, kıkırdak yırtığı, meniskus yırtığı, bağ yırtılması, kas yırtığı, omurgada fıtık gibi özellikler. Burada öncelikle doku nasıl onarılacak? Vücut kendini bunu başarabilecek mi? Ne kadar süre gerekir? Sonra eski hayatı nasıl göndereceğiz? Bunun planının yapılması lazım. Ancak bunlar aslında bize başvuran hastalarda küçük grup. Büyük grup hasta doku hasarından değil, kasikelet sisteminin düzgün işlev görmemesinden kaynaklanan hastalardır. Bu esneklik kaybı, kuvvet kaybı, eklemlerde ve omurgada esneklik kaybı, denge ve koordinasyon azlığı, dokuların aşırı sertleşmesi, normal yapısını yitirmesi gibi ve başka özelliklerden dolayı ağrılı olan büyük bir disfonksiyon, düzgün işlev olmamasından kaynaklanan hastadır. Bunların bir kısmında tüm görüntülemeler, önemsiz şeyler, radyoloji, röntgenler ve MR'lar önemsiz küçük şeyler gösterebilir. Ya da normal olabilir. Burada normal röntgen veya MR varlığında hastanın bir şeyinin olmaması, önemli bir şeyinin olmadığı, psikolojik probleminin olduğu veya başka branşa gitmesi gerektiği ya da yüzerek, yürüyerek, koşarak, pilates, yoga yaparak bu tip müphem, açık olmayan önerilerle hastanın iyileşmeye doğru sevk edilmesi başarılı olmuyor. Ondan dolayı eğer doku hasarı yoksa çok detaylı muayene ile teşhisin ortaya konulması gerekir. Eğer bu hastalarda ısrarla doku hasarı aramaya devam edersek bu hüsranla sonuçlanır. Böyle hastalar çok var. Birçok bölgenin MR'ı, kan tahlilleri, EMG'si olan, teşhis konulmamış ve aylar yıllarca ağrısı olan hastalar bizim için de iyileştirmeleri daha çok zaman bekliyor.